ET9'a bakar mısın? Karşıdan nasıl gözüküyor? Harbi diyorum, bu nasıl bir tip bağım koyayım? Eyvah! Nasıl şey bu? Gidiyor bu motor. R6'yı kullan dedi bana. R6'yı mı kullanacağız? R6'ya bakar mısın? Arkadaşlar, bozuk ya R6. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hadi bismillah. Allah, gene dom aldık moruk. Gene dom aldık. Ama var ya, şu anda arkadaşlar harbiden pozisyon bayağı sıkıntılı yani. Daha önce iyi diyordum ama şu anda biraz sıkıntılı. R6 biraz farklı geldi tabi şu an. A modunda traction'ı 3'e almış Oğuzhan. Seviyeyi biraz daha yükseğe çekmişiz galiba. Aynalar nasıl? Aynalar gösteriyor. E tabi şimdi binince farklı geliyor yani, anladın mı? Full dom aldım yani şu an. Of, R6 da başka bir şey yani arkadaşlar. Gerçekten Langola bundan sonra R6'sıyla güzel videolar çekecek. Ben de merakla bekliyorum. Siz de... Oy! Abi Akrapov işte çok güzel ses çıkarıyor yalnız be. Ha, ne diyorsunuz? Akrep efsane değil mi arkadaşlar? Ama yakında ya bu R6'ya güzel. Bak bak. Bu MT9'a binen harbi diyorum kafayı yiyor yani, sapıtıyor. Bu MT09'a kim biniyorsa çok net bir şekilde abi içindeki Apache'yi dışarı çıkartıyor yani. Ben açıkçası şu anda R6'dan korkuyorum yani, rahat rahat kullanamıyorum. Zaten emanet motor. Arkadaşımızın motoru. Güzel güzel kullanalım. Bir böyle bakalım. Kameranın açısı umarım. Umarım iyi çekiyordur. Ama ya yani biraz oturduktan sonra alışıyorsun. Anladın mı? İçine girdikten sonra alışıyorsun diyorlar ya. Bu da öyle bir şey. Bu dom alma pozisyonuna bir zaman sonra alışıyorsunuz. Ama şuradaki sticker efsane değil mi ya? Ben bu sticker'a bayılıyorum. Gidon amortisörünü aldı Oğuzhan. Öhlins. Vallahi paraya kıydı ve Öhlins'in gidon amortisörünü aldı. Maşallah ya. Ne diyebilirim ki? Ne ara geçiyor bu kadar hızı yapıyor, ben çözebilmiş değilim yani gerçekten. Of, MT9 da uzuyor be abi ya. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Köpek vardı yerde. Yerde köpek vardı, inanamıyorum ya. Var ya yani o, ya inanılır gibi değil ya. Yani ha gerçekten hani köpeğin o şekilde hani ölüşünü mü diyeyim bilmiyorum, görebildiniz mi, ama köpek ölmüş yerde ve ben tam o an ne söyleyecektim biliyor musunuz? Yani Nebi'nin dümdüz yolda giderken yaptığı kazasından bahsedecektim. Yani bir tahta palete çarpışından bahsedecektim. Önümde köpek vardı ve yani hızım da yavaştı. Hani bunlar bir örnek olsun lütfen. Ben şu anda gerçekten korktum. Hani ne olacağı belli olmuyor. Köpek ölmüş. Yani ne diye baktım uzaktan. Ya gene Allah korudu. Diyecek çok da fazla bir şey yok yani. Ben de şu anda şaşkınım. Yani orada hızlı sürüyor olsaydım o köpeğin yani o şekilde can verişi zaten çok çok kötü yaptı beni şu an. Hani bir de ona eğer üzerinden geçmiş olsaydım yani Allah göstermesin, sonuçlar bayağı bir kötü olacaktı. Neyse, bir şekilde onu kafamdan çıkartayım da yola konsantre olayım. Ne olur ne olmaz. Artık yani geçti. Artık onu bir şekilde atlattık. Ama görün yani bu yolda otoyol diye yapıştırırsın. Önüne bir şey çıkar. Herhangi bir şey yani. Her şey olabilir. Allah göstermesin. Çok kötü kazalar olur. Çok kötü. Allah göstermesin yani. Allah kimseye vermesin. Ama... Olur mu olur kardeşim. Çocuklar da devam etti ama gerçekten korkunç bir şeydi arkadaşlar. Yani o yüzden lütfen, ama lütfen siz de dikkat edin. Motor kullanan
kardeşlerim, abilerim, arkadaşlarım, yani hepiniz, ne olacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. Yani görüyorsunuz, köpektir, kedidir, herhangi bir canlıdır, çok kötü bir şekilde can vermiş. Gerçekten onun için de çok üzüldüm. Ama görüyorsunuz, Allah göstermesin. Yani yanından da geçtim. Hani sonucu çok kötü olurdu, çok. Yani şu anda sollama yapamıyorum yani, düşünün. Ben birazcık çocuklara yetişeyim yani, ondan sonra ne oldu diye merak etmesinler. Yok, ben sağ şeritten gitmem yani. Emniyet şeridini kullanıyordum ama yani ben kesinlikle sağ şeritten gitmem. Bir de şöyle bir olay da var. Yani hani o hayvan ya da o canlı yolun ortasında da ölmüş olabilir. Bazen insanlar onu alıp kenara atıyorlar. Yani emniyet şeridine doğru bırakıyorlar. Herhangi yolun ortasında tehlike yaratabilecek bir şeyi. O yüzden emniyet şeridinden böyle yollarda gitmek de tehlikeli. Yani o yüzden yok. Yani normalde yapmamam gerekiyordu zaten de o yolu kullandım. Onlar beni burada bekliyorlar. Yolun ortasında köpek ölmüş. Gördün mü? Var ya bak. Yani 93'le falan gidiyordum. Tam önümdeydi yani. Daha hızlı gitmiş olsam, üstünden geçmiş olsam kötü bir şey olurdu yani. Kediydi. He? Nerede kaldın? Yok ya, ondan sonra süremedim zaten doğru düzgün. Rahat rahat süremedim. Korktum yani arkadaş. Tehlikeli bir şey. Abi anında 200. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Şaka mısınız abi? Ya. Bu çok fazla yani bu. Tamam yani MT-09 çok çılgın da hani bu. Abi bu çok başka bir şey yani, anladın mı? Bu gerçekten korkunç yani. Biraz Fatih'i bekledim, Fatih de gelsin. Fatih basmayacağım dedi. Gelirken çok çok bastı. Sonrasında işte birazcık böyle neden izlediklerini bilmiyorum ama ondan sonra işte böyle sıkıntılı viraj videoları izlediler.
Ondan sonra da haklı yere tabii ki çocuk şu anda basmıyor. Doğrusunu da yapıyor yani. Ne gerek var ki? Ben de o tehlikeyi atlattıktan sonra rahat rahat gazlayamıyorum yani. Ait plakaya bak be. Harbi sağlam duruyor yalnız. Oy! CBF bine bak. Yılan geldi.